Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir saygıyla, sevgiyle selam diyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler gayet iyiyiz. Arkadaşlar, bugünkü video kaydımda sizlere hem şu görmüş olduğunuz lehim makinesinin şu uç kısmının tamamen tükenmesi, bitmesinden dolayı lehim almaması ile ilgili olarak bunu nasıl yapabiliriz, nasıl tamir ederiz, bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bir de bir başka bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum. O konu nedir? Önce onu söyleyeyim. Belki içinizde bilenler vardır. YouTube, iki tane YouTube'da kanalım vardı. Bir tanesi normal yaşantımla ilgili vloglar çekip bunları paylaşıyordum. Bir tanesi de bildiğiniz üzere tesisat videosu paylaşıyordum. Bundan sonra kendi hayatımla ilgili paylaşmış olduğum video şeye, YouTube hesabını kapatıyorum arkadaşlar. Bu hesabı kullanmayacağım. Oraya atmış olduğum videoları tesisatçı Hasan'da paylaşmak istiyorum. Bana sürekli ustam sen kimsin, niye bir videon yok, niye başka videolar çekmiyorsun diye mesaj atanlar vardı. İki YouTube kanalı kullanmaktansa bir tanesini kullanmayı uygun gördük. Artı tesisat videolarını atmaya devam edeceğim. Sizden gelen sorular üzerine kanalımda video çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Devam edeceğim bu işe. Çünkü bu benim mesleğim. Bu işi yapıyorum. Buradan da bir kazanç kesinlikle elde etmiyoruz. Sadece birilerine yardımcı olabilmek. Onların hayır dualarını almak. Çünkü görüyorum ki hayır duasını eden, Allah sizden razı olsun, İşimi hallettim dendiğinde benim için kafi olan şey budur zaten. Benim YouTube'dan gelecek bir paraya da ihtiyacım yok arkadaşlar. Şimdi ikinci konu olarak arkadaşlar şu görmüş olduğum videomun başında bahsetmiştim. Lehim makinesinin şu uç kısmını nasıl tamir ederiz? Nasıl yaparız? Bunu size göstermek istiyorum. Arkadaşlar, böyle bir durumla karşılaştığınızda lehim yapa yapa şu uç kısmı bitmiş ise eğer, bunu eğer lehim makinesi bu türdense, bunun birkaç çeşidi var. Mesela benim elimde bu vardı. Şuradan söküyoruz arkadaşlar. Şurada bir sökme yeri var. Buradan söküyoruz şu şekilde. Şuradan çıkıyor daha sonra. Şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Çıktı. Şu parça. Bir pense yardımıyla arkadaşlar o parça içeri duruyor şu anda. Şu içinden çıkıyor. Yani bozuk olan parça şu parça. Yani uç kısmının bakırın uç kısmı tamamen bitmiş. Biz de dedik ki arkadaşlar biz de yaparız bundan. Adam yaptıysa biz niye yapamayalım? Şu boyda bir bakırı bulup biz de aynı bunu yapmaya çalışacağız. İçerisi bu şekilde arkadaşlar. İçinde hiçbir şey yok. Sadece ısıtmaya yarayan bir sistem var içinde. Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken şey, arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bakır bir malzeme. Bakırdan yapılmış bir malzeme. Şu da bakır çubuk. Yani ne diyeyim sana, size şu kurşun kalem kalınlığında falan bir bakır çubuk buldum ben. Ama bunun daha da inceltilmesi gerekiyor. Yani şu şöyle gösterecek olursak kurşun kalemden daha ince bir şey duruşu var. Şu seviyeye indireceğiz. Yani içindeki söktüğümüz malzemenin kalınlığına bu malzemeyi indireceğiz arkadaşlar. Şu bakırı. Şimdi ne kadar boyda kesmemiz gerektiğine kendimiz karar veriyoruz. Şimdi arkadaşlar şunu ben uzun bir süre kullanabilmem için şöyle uzun bırakmak istiyorum yani. Lehim yaparken zorluk çekmek istemiyorum. Yani ileriki zamanlarda düzelttiğimde dahi uzun süre kullanayım. Onun için şu içindeki az önce sökmüş olduğum malzemeyi şu şekilde uzun bırakacağım. Arkadaşlar şimdi şu görmüş olduğunuz parçaya göre şu bakırdan bir parça keseceğiz. Şöyle göstereyim yakından. Nereye gitti burası? Şimdi ben bunun uzun olmasını istiyordum.
biraz uzun bırakacağım şöyle. Çünkü şu malzemenin, şu görmüş olduğunuz malzemenin ucu gitmiş. Onun için yenisinde biraz daha uzun olmasını istiyorum. Şu civardan, şu kısımdan bir işaret alacağız. Bakır çubuktan bir parça keseceğiz. Boyunu diğerine göre biraz daha uzun kestim. Şu parçalanan yerin düzgün çıkması için. Şimdi arkadaşlar şu kesmiş olduğumuz bakırı şu makinenin şu kısmına, yani şu içinden çıktı ya, şu şekilde şunun iç kısmına girecek şekilde E ile veya siperle bir şekilde incelterek içinden çıkardığımız şu malzemenin kalınlığına kadar incelteceğiz. Yani şöyle yan yana getireyim birbirinden. Eğer siz şu bakırdan biraz daha incesini bulabilirseniz çok daha uğraşmadan halledebilirsiniz. Ben en düşük bu şekilde bulabildim. Bunu şu şekilde ineceğim, indireceğim arkadaşlar. Eğleyeceğim, törpüleyeceğim, bir şekilde bunu yapıp videonun devamında size tekrar göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada en büyük sıkıntı şu. Yapan vatandaş şunu kafasını topaç gibi yapmış. O topaç gibi yapmasının sebebi de şurası konik. Gördünüz mü? Konik arkadaşlar. Yani demiş ki şunu şuradan ittirdiğimde yukarı çıkmasın. Sıkarken yukarı şuradan kafadan çıkmasın diye kafasını topaç başlıklı yapmış. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şu şekilde mesela göstereyim. Demir testereyle şu kadar yerini kullanacağız. Şöyle şu şekilde arkadaşlar işaret yapın. Şu şekilde yapın. Şu kısmı E ile törpüleyin. Şu kısmı en son delikten çıkacak şekilde törpüleyin. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun eğlemesine ve törpüleme işine geçiyorum. İş bittiğinde tekrar paylaşacağız şimdi. Arkadaşlar şimdi ben bunu şu bakırı az önce kesmiş olduğumuz bakır vardı. Bu bakırı incelte arkadaşlar törpüyle, spirelle falan, yani şu eskisi, şu yenisi. Yani ben şu topacı buraya verdim. Yani çok daha uzun bıraktım şu kısmı. Nasıl olsa bu zamanla aşınıyor. Lehimle falan ucunu sivrilte güdülüyor yani. Ben bayağı bir uzun bıraktım. Şu bahsetmiş olduğum topaç yer şurası. Ben şuraya bir ufak bir parça taktım, şöyle bir sıkıştırdım. Olay bu. Şu şekilde. Şimdi toparlayalım. Bakalım nasıl oldu. Şimdi arkadaşlar öncelik şunu yaptığımız malzemeyi şuraya girecekliğini yaptım. Rahat giriyor buraya. Daha sonra şunu çıkarmıştık zaten üzerinden. Şunu şöyle şuradan aşağıya taktım. O topaç şurası şu aşağıya gitmesin diye. Buraya sıfır ayarladım. Bunu şuradan aşağıya taktım. Ucu buradan bu şekilde çıktı. Dibi zaten bunun vidalıydı. Arkadaşlar şöyle. Ben bunu bu şekilde ucu uzun kalsın istedim. Yani siz bunu daha kısa yapabilirsiniz. Şu anda bir sıkıntı yok. Şimdi bunu fişe takacağız. Bakalım ısıtıyor mu? Isıttıktan sonra lehimi
liğimimiz var. Liğimi rahat kapıyor mu, tutuyor mu? Ona bakacağız arkadaşlar. Şu anda fişe taktık makinemize. Bir ısınsın bakalım. 3-5 dakika ısınsın, tekrar bakacağız. Arkadaşlar makinemiz ısındı. Şimdi görmüş olduğunuz lehim, şurada yapmış olduğumuz uç. Gördünüz mü? O kadar mükemmel şekilde, şöyle yakın odaklayalım. O kadar mükemmel şekilde şeyi kapıyor ki. Şeyi, lehimi yiyor yani. Mükemmel oldu arkadaşlar. Bu kadar performansı ben de beklemiyordum. Gayet de başarılı bir iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu makineyi tekrar alacak olsam en az bugün 50 lira, 100 lira. Fakat bizim şuraya taktığımız bakır 5 liralık bir şey olay bile değil. Sadece önemli olan burada, yine tekrardan söylemek istiyorum, şu içinden söktüğünüz bakırın kalınlığı kadar bakır bulabilirseniz, parça bulabilirseniz mükemmel olur. Hiç uğraşmazsınız. Direkt yerine takar. Olayı tamamlarsınız. Sadece uç kısmını şu şekilde bir iğne ile sivriltirsiniz. Çünkü lehimi şu şekilde ince bir şekilde kapabilmesi için şöyle kapabilmesi için arkadaşlar ucunu sivriltmeniz gerekiyor. Mükemmel oldu. Umarım beğenirsiniz. Sizin de işinize yarar. İyi günlerde, güzel günlerde, arızasız günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi iki kanalımı birleştirerek tesisat üzerine, bu tesisat kanalına bundan sonra hayatımla ilgili videoları yüklemek istiyorum. Umarım onları da beğenirsiniz. Bana destek çıkarsanız bu kanalı sizin sayenizde büyütmüş olacağız. Daha geniş kitlelere ulaşır, güzel görüntüler sunmuş oluruz. İyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dedim.